var. Ölüm var, ölüm var. Ey ölüler, nasıl oralarda hayatlar? Kiminiz ağlıyor, kiminiz gülüyor. Anlatamıyoruz bu insanlara. Ölüm var, ölüm, ölüm. Ölüm var, ölüm. Gelecek, gelecek. Bize de gelecek. Ölüm var, ölüm. Anlatamıyoruz bu insanlara. Ölüm var, ölüm. Uzaylar da bizim deli yaşar değil mi? Evet, o da. Ula deli yaşlarını da pek severim. Gidek de biraz dahlak mı? Ecik dahlak he, iyi olur. İyi olur, iyi olur. Gidek de biraz dahlak şu deli yaşlara gel. Keyfimiz yerine geçsin. He he gel. Ölüm var, ölüm dedim. Aa Yaşar. Ne var ya lan? Ölüm var, ölüm, ölüm. Yo ya biz ölüm bilmiyorduk. Ölüm var, ölüm. Yaşar herkesin bildiği şeyi söylüyorsun. Herkes biliyor. Ölüm var. Ölüm var, ölüm var. Sen kimle ölüm konuşuyordun var burada? Ölüm var. Kendi kendine. Herkes ölümün olduğunu biliyor da ölüme hiç kimse inanmıyor. Ölüm var. Ya Yaşar korku diyorum ben. Hadi böyle tarife denir. Ölüm var, ölüm. Ulan. Bak şuradaki adamlara, bunlar da inanmıyordu ölüme ama hepsi öldü. Hepsi öldü, sen de öleceksin, ölüm var. Ölüm var. Yaşa, bize mi diyorsun lan? İnsan olan ancak insanla konuşur. Ölüm var. Uğraşamak ya, konuş modelimizi bozuyor. Tamam ölüm Yaşar, tamam. Tamam ölecek konuş Yaşar. Konuş sen onlarla konuş. He ölecek Yaşar. Ölüm var, ölüm. Hey. Ölüm var, ölüm. He tamam Yaşar, tamam. Sarılım sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çiçekten ki deriş baba, anne babam toprağı. Ölüm var, ölüm var. Ölüm var ey insan var, ölüm var. Ölüm var. Selamünaleyküm hocam. Hocam, Allah dünyada da bir dünyada da sizden razı olsun. Ölüm var. Ben de çok emeğiniz var. Ben de çok aklınız var. Nasıl ödenir bilmiyorum. Ölüm var. Biz de elimizden geldiğince yabancı dünyada hizmetini ediyoruz. Ama layık oluyor mu, olmuyor mu bilmiyorum. İnşallah layık olanlardan oluyordur. Ölüm var. Bismillah.
Estağfurullah. Ölüm var. Ağzı ezan da okunuyor. Ben hemen camiye yetişmem lazım. Bismillah. Şaftayı salıyor. Ölüm var. Ölüm var, ölüm. Bari bari. Sanki biz Müslüman değiliz arkadaş. Sanki bizi ölümümüz yok. Biz de namazımızı, abdestimizi alıp kılıyoruz yani. He. Dönsün kendine baksın. He, sanki kendi kıldığı namaz bek kabul oluyor ya delinin. Yatıp yatıp kalkıyor Allah. Deli işte ne yapacağım? Deliye karışılmaz. He. Yine moralimizi bozacak arkadaşlar. Geçen iyice buzdağı var biliyor musun? He. Ölümde moralimizi bozduydu biliyor musun? Hmm. Çatak dedik. Ölüm var. Allah. Biz de abdestimizi alıp namazımızı kılıyoruz oğlum. O kendine baksın bize diyene kadar. He. Sanki onun namazı kabul oluyor mu? Delinin teki yatıp yatıp kalkıyor. Deli işte ne yapacaksın? Deli yerlemeyeceğim. Bırak o geldi. Ne yapıyorsa yapsın. Bize takılmasın mı? He işte deli ne yapacağım? Ölüm var ölüm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Yaşar. Bilir misiniz ki kimi kıldığı namaza, aldığı abdese güvenir. Ondan amel eder, zanneder ki cennete gideceğim. Bilir misiniz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki, kalk kızım Fatıma, babam peygamber diyor, güvenme, hesap da sorulacak sana diye. O yüzden kıldığınız namaza da güvenmeyin. Ya sen ne anlatıyorsun? Abdese de güvenmeyin. Cömert'e zaten geç kaldın, git de namazını kıl içeride. Felsefe yapıyor bize burada. Ölüm var, ölüm, ölüm. Bu da bellemiş ölüm var, ölüm, ölüm. Biliyor ne yapıyor bunu kalbi mi açık ne? Şuallah delinin teki ne olacak ya ne bilir ya? Öyle mi diyor? Öyle diyorum. Görsün günü de. Biz de bugün yapmanın da bir dur. Gel ne olacak bir şey olmaz. Elini tekrar. İyi hadi bakalım. Bir şaka yapalım şuna. O zaman operasyon başlasın.
Yaşar. Üç yaşar. Yaşar üç. Üç. Bak bak sesine geliyor bak. Üç oğlum üç. Semaya çıl. Uç yaşar. Yaşar. Bari. Kayıttan geliyor sen de. Ey Allah'ım, bunlar mı deli? Ben mi deli? Bana deli diyorlar. Benden dalga geçiyorlar. Gelsin gerçek yerden. Işıklar da kapatsın mı? Yaşar, Allah kabul etsin Yaşar. Ölüm var, ölüm var. Ölüm var, ölüm. Ölüm var, ölüm. Ulan işim var, kapataydın Yaşar. Ölüm var, ölüm, ölüm, ölüm. Ölüm var. Acaba diyorum ya, ben iyi bir insan mıyım, kötü bir insan mıyım? İnsanlar hep benden dalga geçiyor. Ben işin hakikatını söylüyorum aslında. Hakikatını söylüyorum da hiç kimse inanmıyor. Ben bu durumumu ne yapacağım? Ben en iyisi gideyim, Allah ile bir konuşayım. Acaba iyi insan mıyım, kötü insan mıyım? Bilmiyorum. Ölüm var. Ölüm var. Sabah ola yola çıkla. Ölüm var. Haydi bakalım hayırlısı. Ölüm var, ölüm.
Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ölüm mü? Kardeş merhaba. Nasılsın? Herkese nasılsın? Ne var ya? Ben de iyiyim. Hakkı olsun. Şükürler olsun. Bir lafiyem var. Bir bardak da çay sana verin. Allah razı olsun. Hele çok var. Senden de Allah razı olsun. Ölüm var. Mübarek ölüm herkese var. İstemesen de var, istesen de var. İstemesen de var, istesen de var diyor ama işte ben bunu insanlara niyedense anlatamıyorum. Ölüm var. Kimi bakar görmez, kimi gözükmeyeni de görür. Eyvallah. Sen nesin, nerelerdesin, sen hangi bağın bülbülüsün, hangi dağın bülbülüsün? Bizden bülbül olmaz Hacı Baba. Biz böyle hava mevsimi dağlara çıkarım. Bir kara demliğim var. Demlerim, içerim. Maşallah, maşallah, maşallah. İnsanlardan birazcık uzak kaçarım. Ölüm var. Beni de bu dağlara atan aslında kim biliyor musun? Beni de bu dağlara atan insanlar oldu. Köylük yerimden beni uzaklaştırdılar. Anlatamıyorum. Ölüm var, ölüm var, ölüm var diyorum. Benden dalga geçiyorlar. Oralı bile olmuyorlar. İşleri güçleri benden dalga geçmek. Ya şimdi ben seni dinliyorum. Geldiğinden beri konuşuyorum da. Başkalarına göre anlamsız ama ben senin konuşmalarından ölüm böyle var. Bir anlam şey yaptım ya. Sen necisin, neredesin, nerede geziyorsun, niye çıktın, ne gezen? Ben bir garip köylüyüm dedim ya işte. Köyümüzde benle dalga geçip duruyorlar. Neymiş? Ölüm var deyip geziyormuşum. Yok mu? Yok mu? Yok mu? Var bu ölüm hepimizi bulacak illa ki. Ölüm hepimize var. İlla ki var. Ama işte öbür tarafa hazırlık hiç yok hiç. Ben mi diyorsun ki ölüm var? Güzel. Doğru. Şimdi ağına durup dururken ölümü niye ki de bir yolu getiriyorsun ki sen? Ben hani tamam anlamak istiyorum seni de bir anlatırsan biraz daha iyi anlayacağım. Ölümü durup durup mu aklına getirmek lazım, aklından hiç çıkartmamak mı lazım? Ya emmi çok güzel de. Vallahi öyle bir şey sordun ki Hacı Baba. Ölümü tabii ki her zaman anmak. Her zaman hatırlayacağım. Hatırlamak tabii. Allah'a hatırlayacağım. Vakit de girdi, ezanlar da okunuyor. Vakit girdi de sen bir şey mi duydun? Şey mi duyuyorsun? Tamam vaktin girdiği belli de. Ezanlar okunuyor. Yakında bir köy mü var? En yakın köy 20 kilometre. O ses buraya geldi. Okunuyor. Vakit girdi. Lan mübarek sen var ya seninle bir başka bir şey var. Ya. Ne olacak? Ben Allah'ın garip bir konuyu. Var diye mi söylüyorum? Her şey görünüyor işte, her şey ayağına açık söylüyor işte. Anlayana, anlamayana. Allah'ım. Ben gördüğümü söylerim, duyduğumu söylerim kardeş. Yoksa ben Allah'ın bir garip bir kuluyum. Vallahi. Üstad, bazıları gözünün önünü görmez. Bazıları olmadık şeyi görür. Ölüm var. Hemşerim hakikat. Kimi burnunun önünü görmüyor. Kimi gördüğüne de yalan diyor, inanmıyor. En büyük kör nedir bilir misin? Burnunun ucunu görmeyen cahil insandır. Görmeyenler çok. Görmeyen çok. Hazır da iyi geldi. Akşam vakti de tam kafama göre de bir sohbet, muhabbet oldu. Ben de bazı araçlar içerisindeydim. Sanki içimden bir ses diyor ki. Ölüm var. Allah! Sen... Hani diyorum ki güzel böyle hikmetli sözler de var. Güzel. Allah Allah. Maşallah maşallah. Ben bu civarda seni gibi adam çok görmedim. Ya şimdi ben şöyle bakıyorum gerçekten. Allah'ım bir hikmeti muhtemelen ki. Şu vakitlerde bana seni gönderdi. Ben orada kimse gezmez. Şaşırdım. Sen de ilk defa gördüğüm bir adamsın. Yani. Allah. Hemşerim. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Diyorum ya, ben de ne ana, ne baba,
Ya kardeş, Allah'ın garip bir kulu. Koy yerinde, ufak bir yerim var. Orada yaşayıp gidiyordum. Orada, aa ölüm var. Orada elimden zorbalıkla aldılar. Hocamın yanına sığındım. Hocamla beraber yatıp kalkıyorum. Camide olsun, yolda olsun, mezarlıkta olsun. Benden dalga geçtiler. Ben de kendi kendime dedim ki, ya ben iyi adam mıyım, kötü adam mıyım? Gideyim dedim. Allah'ımla bir konuşayım. Allah'ı bulayım. Allah'ımla konuşayım. Kendi halimi bir sorayım istedim. O yüzden düştüm dağlara. 3 gündür yürüyorum. Buldun mu bari? İşte bulamadım. Acaba bilmiyorum. Gidiyorum gündüz gece. Vallahi senin durumu ben yani bismillah senin durumun çok enteresan. Aslında bize göre enteresan, sana göre normal. Bazısının gördüğünü bazısı görmez. Cenab-ı Mevlam bu dünyada herkese ayrı ayrı bir yaşantı, herkese ayrı ayrı bir ömür biçmiş. Hem mi? Ben şimdi sana deli desem hakikatinde yanlış olur. Veli desem Allah bilir. Ben Allah'ı nerede bulurum? Allah'ı bulmak istiyorsan gönlüne bakacağım. Ben yine de yoluma düşeyim. Ben illaki bulacağım. Çay içinde ziyade olsun. Geçmişlerim de ağzında bulunsun. Ben şurada akşam eda edeyim. Afiyet olsun. Müsaadenle. Ondan sonra yoluma devam ediyorum. Müsaade aradığım Rabbim. Eyvallah. Bize sadece boyun kıymetmiş yaşam. Eyvallah. İnşallah da aradığını her vakitte bulursun. Eyvallah. Müsaadenle biz namazımızı eda edek. Estağfurullah. Ondan sonra da Allah kerim. Müsaade yola senin aradığında. Allah. Müsaade onda. Allah Allah. Ya biz biraz önce nereye gitti? Nereye gider bu adam? Derviş mi? Veli mi? Deli mi? Bismillahirrahmanirrahim. Hayal mi kurduk? Adam var mıydı? Kendi anneme mi konuştum? Dur. Buradaysa bardağı koydu. Billah bardak da hala sıcak. Rabbim vallahi hikmetinden sura sürdürmez. Dünya fani neyleyeyim, halim kime arz edeyim? Gönlüm hakkı arıyor, daha başka ne diyeyim? Bülbül oldum, sevdim gülü. Mecnun oldum, açtım çölü. Ateş oldum, bildim külü. Neyleyeyim bu dünyayı? Düzgün oldum, estim boşa. Ceylan oldum, koşa koşa. Sevda oldum, kara taşa. Neyleyeyim bu dünyayı? Hazan oldum baharlara. Yağmur oldum topraklara. Yolcu oldum duraklara. Neyleyeyim bu dünyayı?
Umut oldum yarınlara. Nehir oldum deryalara. Uyku oldum rüyalara. Neyleyeyim bu dünyayı? Ben bu yolu bilemezdim. Aşk gönlüme düştü gider. Aşk elinden dertli yürek kaynıyor ben taştı gider. Hani bizden önce olan kalmadı dünyaya gelen gündüzleri taat kılan o sıratı geçti gider. Aşk oduna yanmayanlar, öleceğin sanmayanlar, göz açıp uyanmayanlar, şöyle gaflet bastı gider. Nefsi doyunca yiyenler, kana kana uyuyanlar, dili gıybet söyleyenler, cehenneme düştü gider. Bu aşk bize bir düş idi, hak müyesser kılmış idi. Derviş Yunus bir kuş idi, halk içinden uçtu gider. Ölüm var. Allah Teala bugünkü rızkımızı da göndermiş. Bunu da yiyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarısını da akşam yiyelim. Ölüm var. Ölüm var. Ölüm var. Ölüm var. Ya Rabbim, 5 gün oldu yola çıkalı. Artık dayanamıyorum. Hava çok sıcak. Sen bilirsin ya Rabbim. Seni bulmadan canımı alma. Genç. 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 Nereden gelmiş şimdi ya? Genç. Genç. Ne oldu bu adama? Nereden geldi? Hey. Bak şöyle otur bakayım.
Aleyküm selam, terlemişsin. Sen nereden gelin, nereye giden? Dur seni bir içeri alalım. Şöyle ben yardım edeyim, bir kalk bakayım. Ölüm var Hacı abi. Ölüm var, ölüm. Ölüm var. Ama şöyle bana her gün bir hurma gönderir. Tabağım da her sabah kalktığımda hazır olur. Bunun yarısını bölerim, yarısını sen ye. Ben bir sabah yarısını yiyorum, bir de akşama doğru yarısını yiyorum. Öyle idare ediyorum. Bugün de kısmetimiz böyle olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Senden razı olsun, dağ başında beni buldun, getirdin buraya. Amin. Kendine geldin mi? Geldim, geldim şükür. Elhamdülillah geldim. İyi, Allah iyilik versin. Kimsin? Ne ararsın bu dağlarda? Ben garip bir kulum. Benim adım Yaşar. Bu dünyada garip olmayan mı var? Ana rahminden geldi pazara, bir kefen aldık, döndük mezara. Ey yabancı, hala kim olduğunu, nereye gittiğini söylemedin. Söyle bakalım, ne işin var buralarda? Nereye gidersin? Mübarek, etekeme büründüm, Yaşar diye tanındım. Adım Yaşar ama köyümüzde Deli Yaşar derler bana. Dalga geçerler, ne diyeyim? Bilmem gezer dururum, hakkı bulmak için yanar kururum. Adım garip Yaşar, Mevla'yı ararım. Eğer bulur isem ona sorarım. Kulluk defterimde Şakilerden miyim? Yoksa Saitlerden miyim? Evet. Dağ taş geçme ile Mevla bulunmaz, gökte uçma ile kul olunmaz. Söyle Deli Yaşar, seni bu yollara süren nedir?
Senin kahrın sitemin kimedir? Koy da benden dalga geçerler Hacı Baba. Arhamdan konuşuyoruz, yüzüme gülerler. Nelidir? Bunlar ne kul olur, ne bir şey olur derler. Ben de dedim ki bir Mevla'ya çıkayım, sorayım. Acaba iyi miyim yoksa kötü bir kul muyum? Onun için çıktım yollara, düştüm yollara. Halk içinde yaşamak zor Hacı abi. Evet. İnsanları domuz, kimilerini maymun şeklinde görüyorum. Neden böyledir anlam veremiyorum ki ha. Acaba ben nasıl bir insanım diye Allah-u Teala'ya soruyorum diye düştüm yollara. Bu yüzden geldim dağlı arkadaşlar. Şimdi delikanlı, bu soruların hepsinin cevabını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz Hazretleri sormuş Peygamberimize, o da tek tek bunların cevabını vermiş. Sen hiç okumadın mı, hiç duymadın mı? Mübarek, ben ümmi biriyim. Ne okumam var, ne yazmam var. Gönlümde Allah sevgisi, dilimde de hu zikri. Yaşar dururum. Aslında adımın Yaşar olduğunu da bilmiyorum. Bana Yaşar diyorlar da ne Yaşar'ım, ne Yaşar. Ama fikrimden de ölüm hiç çıkmaz. Evet. Her gün yaklaşıyorum zaten azar azar ölüme. Ne güzel konuşuyorsun deli Yaşar. Ama senin bu sözlerin deli sözüne pek benzemiyor. Yok yok, beni de inandırdılar deli olduğuma. Ben galiba deliyim mübarek. Öyle deme. Madem ümmüysin. Ölüm var. Bildiğim kadarıyla senin sorularını bir cevaplayayım ben. Hazreti Muaz radıyallahu anh Peygamberimizi bir sohbette otururken bir ayetin mealini soruyor, yani manasını. Hepimiz bölük bölük gelirsiniz ayetin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Ey Muaz bin Cebel, ölüm var. Sen gerçekten çok büyük bir iş hakkında bana soru sordun diyor. Ve ağlayarak anlatıyor. Kıyamette ümmetinden 12 sınıf vardır buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci sınıf zekat vermeyenler. Kabrinden karnı yılan ve akrep dolu olarak kalkarlar. Allah muhafaza. İkinci sınıf da namazda gevşeklik gösteren, haram yiyenler ve haksızlık edenler, vergiyi haksız yere toplayanlar. Bunlar da domuz suretinde gelir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ölüm var. Üçüncü sınıf, alışverişinde yalan söyleyenler, insanları aldatanlar. Bunlar da ağzından kan gelerek gelirler mahşer meydanına diyor. Dördüncü sınıf, komşularına eza edenler, el ve ayakları kesik olarak gelir diyor. Beşinci sınıf, ölüm var. Allah-u Teala'dan korkmayıp gizli gizli günah işleyenler, bunlar da leşten daha pis kokarak gelir buyuruyor. Altıncı sınıf, yalan söyleyen ve yalancı şahitlik edenler. Bunlar da dili kesik olarak gelirler. Yedinci sınıf, bildiği bir şahitliği hususunda şahitliği yapmayanlar. Bunlar da dilsiz olarak gelir buyuruyor. Sekizinci sınıf, zina edenler. Avret yerinden irin akarak gelir mahşer meydanına. Dokuzuncu sınıf ise haksız yere yetimin malını yiyenler. Bunlar da karnına ateş dolmuş olarak gelirler. Onuncu sınıf alkollü içki içenler. Yüzleri kızarmış, gözleri yerinden fırlamış olarak gelirler. 11. sınıf
ana babasına asi olanlar. Bunlar da cüzzam hastası gibi gelirler. 12. sınıf. 12. sınıf ise iyilerdir. Bunlar Allah'a kulluk ederler, ibadetlerini yaparlar, Allah-u Teala'dan korkarlar, devamlı ölümü düşünürler ve huzura öyle gelirler. Bunlar da 12. sınıftır, işte bunlar kurtulmuştur. İnşallah. Bu saydıklarım yukarıda günahlarına tövbe etmeden ölürlerse, bu yaptıkları günahlara tövbe etmeden ölürlerse, onların hali harap. İnşallah Allah herkese tövbe nasip etsin. Amin. Ölüm var. Ömür mübarek, ağzına, diline, yüreğine, ilmine sağlık. Allah senden razı olsun. Amin. Bu hallerimin cevabını bulamıyordum. Sen biraz olsun bana ışık tuttun. Şimdi kalbin mutmain oldu mu? Hamdolsun, kalbim feraha erişti. Senden de Allah razı olsun da. Amin. Ben durumunu anlattım da, sen bu ucra yerlerde tek başına ne yapıyorsun, neler yapıyorsun? Sen kimsin, nesin? Hiç mi kimsen yok, koyun yok, yurdun yok? Ben senin gibi insanlardan uzak olmak istedim. Gıybetten, dedikodudan, insanların eziyetinden uzaklaşıp sadece Allah-u Teala'ya ibadet edeyim diye köyden uzak bir yerde bu ücra yere geldim. Burada ibadetimi yapıyorum, günah işlemiyorum, insanlarla oturmuyorum, kalkmıyorum. Sadece Allah-u Teala'ya ibadet ediyorum. Köy yakın, bazen ihtiyacım olursa gidiyorum, temin edip tekrar buraya geliyorum. Hiç köye gitmiyorum. Ne güzel. Allah arzularına nail etsin. Ama çok gevezelik ettik. Benim vaktim de dar. Çok zaman kaybetme dedim. Ben yoluma devam edeyim, müsaade edersen. Allah Teala'yı bulmak için gayret edeyim. Bana müsaade. Ben Allah'ı bulmak için biraz daha gayret edeyim mübarek. Sen kal sağlıcakla. Bana müsaade. Elhamdülillah. Haydi bismillah. Yola koyulma vakti geldi. Mübarek müsaade eline. Yaşar. Sana bir ricam var. Yapar mısın? Yaparım tabii ki mübarek. Şimdi ben buraya yıllar oldu geleli. İnsanlardan uzak, hiç günah işlemiyorum, hep ibadet ediyorum. Eğer Allah-u Teala'yı bulursan, benim de cennetteki yerimi bir öğrenir misin? Mevlam lütfedip bu pis kuluna görünürse, illaki sorarım mübarek, aklında kalmasın. İşin gücün rastgele, Mevlam sana tövbe nasip eyliyor. Rızkı Allah göndere, kul ise cimrilik ede. Haydi kal sağlıcakla. Gözlerinin içi mana doludur. Seni nurlar ile bürür arifler. En yüksek dağlardan daha uludur. Her zaman hak yolda yürür arifler. Dostluğu gerçek dost, yarenliği hak. Gönlünde sevgi var, aşk var muhakkak. Yalnız yaradana olmuş irtihak. Dünyada hasretten erir arifler. Okulu hayattır, kitabı kalbi. Doğruluktan şaşmaz, yoktur hiç celbi.
nefsini hep yener, odur galibi. Kalbin gözü ile görür arifler. Mağrurlar ne kadar bilirim dese, onlar da... Biri geldi, Yaşar! Yaşar! Yaşar mı? Selamünaleyküm Hacı abi. Aleyküm selam kardeşim. Hacı abi yoruldum, suyum var mı? Bana bir bak. Abi verdim. Yorulduysan gel içeri bir otur bakalım. Ben de seni Yaşar sandıydım ya. Yaşar kim acaba? İçeride anlatayım, gel. Gel kardeşim, gel. Başıma neler geldi. Bu Yaşar benim. Hayır ola inşallah. Ne yapayım? Selamünaleyküm. Şöyle otur. Ben sana önce bir su vereyim. Ondan sonra bak. Sana zahmet Hacı abi. Hay Allah razı olsun. Afiyet olsun. Bunlar gibi aziz ol hacı amme. Afiyet olsun. Ne de gelip nereye gidersin? Aa öyle bu köye gittim hacı abi. Hele şuraya da geldim. Hele buraya da geldim derken buraya da geldim. İçecek suyum varmış burada. Allah razı olsun. Yaşar kim? Yaşar dediğin. Yaşar'ı hiç sorma. Aynı senin gibi. Böyle. Biri geldi bakıyor. Deli desem deli de. Veli midir onu Allah bilir. Burada biraz misafir ettim. Kalkıp giderken de bana iki çift laf söyledi. O laflar ciğerime oturdu. O gittiği günden belli. İçerim yanıyor. Her geldeni Yaşar sanıyorum. Bundan Yaşar diye sesleniyor. Evet, her sesi Yaşar sanıyorum. Bekliyorum inşallah gelir. Ondan bir beklentim var. Bir haber getirecek. İnşallah hayırlı haber getirir. Ne dedi bu kadar seni böyle merakla bütünle bıraktığın var? Orası bizde. Hayırlısı olsun bana. Hacım ben müsaade isteyeyim. Allah razı olsun. Suyumu içtim. Tamam. Dinlendim. Abi, ben varayım gideyim yolu. Peki, yolun açık olsun arkadaşım. Hadi Allah ısmarladık Hacı abi. İşin gücü nasip etsin. Allah razı olsun. Su verenlerin çok olsun. Çok sıcak. Biraz şuraya oturayım. Selamun aleyküm ey Yaşar. Sen köyüne dön. Musa aleyhisselam da Allah'ı görmek istemişti. Allah Celle Celaluhu, sen
beni görmeye dayanamazsın dedi. Ve yandaki dağa tecelli etti. Dağ parçalandı. Musa aleyhisselam, Allah'ı dünyada, dünya gözüyle bir beşerin göremeyeceğini anladı. Sen de göremezsin. Onun için Allah Celle Celaluhu beni sana gönderdi. Selamı var. Yaşar kuluma söyle, kendini üzmesin. O benim yanımda sevgili bir kuldur. O ihtiyara gelince, eğer tevbe etmezse, yeri cehennemdir. Ya Rabbim, sana şükürler olsun, hamdolsun. Ya Rabbim, hamdolsun, şükürler olsun. Ya Rabbim, hamdolsun, şükürler olsun. Ya Rabbim, hamdolsun, şükürler olsun. Allah'ım, hamdolsun, hamdolsun. Yaşar! 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 Gel! Gözlerim yollarda kaldı. Ne yaptın? Nerelere gittin? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gel içeri, yorulmuşsun. Bir su iç, bir şey dinlen, ondan sonra konuşuruz. Gel, gel, gel Yaşar. Gözlerim yollarda kaldı. Kaç gündür seni bekliyorum. İhtiyar, selamun aleyküm mübarek. Gel, gel. Kaç gündür seni bekliyorum Yaşar. Nasılsın mübarek, nasılsın? İyiyim Yaşar, geç. Bismillahirrahmanirrahim. Otur bakayım, otur. Ne yaptın, şöyle otur. Ne yapayım mübarek? Yaşar, anlat bakalım. Ne yaptın, nerelere gittin, Allah-u Teala'yı buldun mu, muradına erdin mi? Valla mübarek, işte buradan çıktıktan sonra haftalarca arayış içindeyim. Tam böyle umudumu kestim, böyle tam yoruldum. Bir ağacın kenarına oturdum. Böyle tam uyanık bir haldeydim. Gözümü açınca bir de baktım, nurlar içinde bir tane insan. Dedi ki, ben Hızır Aleyhisselam. Hamdolsun. Bana ne dedi? Neler anlattı? Dedi ki, sen dedi Allah'ı bilmeye çıktın yola. İşte Musa Aleyhisselam da Allah'ın konuşmaya gitmişti dedi. Allah-u Teala bir dağ tecelli etmiş. Dağ yerle bir olmuş. Ondan sonra derler ki, insan olan insan gözüyle Allah-u Teala gönlüye gücü yetmez, dayanamaz. O yüzden Allah-u Teala beni sana gönderdi dedi. Bana dedi ki, koyuna git. Sen iyi bir insansın. Hayatına devam et. Aynı böyle. Hiç kimseyi de umursama. Benim katımda güzel bir insansın dedi. Beni sordun mu? Benim halimi sordun mu? Seni de söyledi. Seni de söyledi. Elhamdülillah. O ihtiyara şöyle dedi, tövbe etmezse yeri cehennemliktir dedi. Kulluk o kadar zor ki, ufak bir hata insanın her şeyini götürebiliyor. Ben günahımı biliyorum. Allah Allah. İki tane hurma.
Allah-u Teala'yı bulursan benim de cennetteki yerimi bir öğrenir misin? Ya Rabbi, ben günahımı biliyorum ya Rabbi. Ya Rabbi beni affet ya Rabbi. Ya Rabbi tövbeler olsun ya Rabbi. Sayısız tövbeler olsun. 1000 kere tövbeler olsun, 100.000 kere tövbeler olsun. Ben hatamı biliyorum ya Rabbi. Bundan sonra inşallah işlemeyeceğim. Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Affet. Yaşar. Yaşar yok. Yaşar! 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 Tövbeler olsun Allah. Hatalarımızı bağışla Allah. Günahlarımızı bağışla Allah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu. Öyle cevap. Selamünaleyküm. Oo, aleykümselam. Ne yaptın lan? İyiyim, sen ne yaptın? Şuraya bir oturalım. Dondu lan. Abi dün bir rüya gördüm arkadaş. Hayrolur inşallah. Bizim Deli Yaşar'ı gördüm ya. Deli Yaşar. He ya. Nasıl gördün? Kötü gördüm. İyi değildi. Bizim aşağı mezarlık var ya. He. Oradaydı. Ben öldüm diyor. Beni buldun diyor. Sen şu dalga geçme huyundan bir türlü vazgeçemedin. Ahmet'le konuştun. Ve yok abim ne Ahmet. Oğlum aynı rüyayı ben gördüm. Bir Ahmet'e anlattım. Sen de mi gördün? Aynı rüyayı ben de gördüm tabi. Sen de mi gördün? Ben de gördüm. Eğer dalga geçmiyorsan bir gidek mezarlığa bakak oğlum. Yani ikimizin aynı rüyayı görmesi bir gariplik var mı işte? Gidek bakalım karıdan. Var var. Kalkın. Gidek. Eğer dalga geçiyorsan hesabını sorarım abi. Sor abim sor gel de bir gidek. Ben deli ya. Niye dalga geçeyim ya? İyi tamam. Gel yürü gidek ya. Yürü, tamam. Yaşar. 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 Yok. Yaşar. Orada dalga geçmiyor.
Ölüm var, ölüm var dedi. Öldü gitti lan. Allah affetsin bizi, ne diyeceksin? Bilemiyorsun ki işte. Allah'ın hayırlı kuluymuş demek. Allah bizi affetsin. Demek. Yaşar, yaşar. Hakkını helal et bizlere mübarek. Ya, ne çabuk geçti bir ay ya. Yaşarsız da zor oluyor diyor. Yaşarsız da zor oluyormuş. Kaybettikten sonra anlıyor insan işte. Ya gördün mü? Çok anılarımız geçti Yaşar'la. Bilemedik biz böyle olduğunu. Bundan sonra Yaşar'ın mezarına bakmak boynumuzun borcu olsun. Allah rahmet eylesin. İnşallah ahirette de hep beraber haşrolmayı nasip eylesin. Ölüm var, ölüm var diye öldü gitti lan.